Çeşitli teorilere göre dünya dışından gelen uzaylılar antik atalarımıza yardım etmiş, bilim, teknoloji, tarım ve birçok alanda eski uygarlıkları eğitmişlerdir. Bunlara verilebilecek en güçlü örnek Sümerlerdir. Sümerler M.Ö. 4000 yılından M.Ö. 2000 yılının ortalarına kadar Mezopotamya'da hüküm sürmüş eski bir uygarlıktır. Uzaylılarla Sümerlerin ne alakası var demeyin. Dünyada yaşayan insanların avcı toplayıcı bir yaşam tarzından yerleşik yaşam tarzına geçtiği tarım devrinin başlangıç dönemlerinde ne oldu da bir toplum bir anda böyle hızlı bir gelişim yaşadı? Çünkü Sümerler o kadar üstün bir uygarlıktı ki o dönemde yaşanan gelişmeler ve bazı buluşlar hem tarihe yön vermiş hem de sonraki nesillere ilham kaynağı olmuştur. Konuyu daha iyi anlamanız için size birkaç örnek vermek istiyoruz. Sümerler ilk kez zaman ölçümü, gün ve saat kavramını geliştiren uygarlıktır. Dönemin ilerisinde tarım ve sulama teknikleriyle nüfusun artışına katkı sağlamışlardır. Günümüzün temel matematik kavramları Sümerler döneminde oluşturulmuştur. Astronomi alanında döneminin çok ilerisinde bir bilgiye sahip olan Sümerler, gökyüzünü gözlemleyerek çeşitli takvimler oluşturmuşlardır. Çeşitli teçhizatlar ve araçlar icat etmişlerdir. Özellikle çömlekler, tarım araçları ve tekerlek teknolojik gelişimlerine örnek olarak gösterilebilir. Şehir devleti kurarak daha önce göçebe yaşayan insanların şehir merkezli ve toplu bir yaşamla tanışmalarına öncülük etmişlerdir. Din merkezli tapınaklar inşa etmişler. Burada çeşitli ritüeller gerçekleştirmişlerdir. Ama belki de Sümer toplumunun en önemli buluşu yazıdır. Sümerler, M.Ö. 4000 yılında ilk yazı sistemini geliştirmişlerdir. Ve günlük yaşamdan tutun da hukuki belgeler, ticaret anlaşmaları, mülkiyet kayıtları, hatta yemek tarifleri dahil birçok bilgiyi kil tabletlere, çivi yazısı kullanarak kaydetmişlerdir. İşte bizi ilgilendiren asıl kısım da burası. Bu kadim uygarlık, gelecek nesillere miras bıraktıkları yazıtlarda gökyüzünden gelen tanrılarını da bize anlatmıştır. Sümerler, yazılı tabletlerinde Anunnaki olarak adlandırdıkları varlıkları, mitolojilerinde önemli bir rol oynayan tanrılar olarak tasvir etmişlerdir. Anunnaki terimi, Anu, gökyüzü ve Naki, yer, kelimelerinin birleşiminden oluşur ve genellikle gökyüzü ile yer arasında bulunanlar veya yer ve gökyüzü tanrıları olarak çevirisi yapılmaktadır. Sümer mitolojisine göre Anunnaki tanrıları insanlarla etkileşimde bulunurlar ve çeşitli görevleri yerine getirirler. Örneğin yaratıcı tanrı Enki insanları yaratırken ve onlara bilgi ve zanaat öğretirken önemli bir rol oynamıştır. Diğer Anunnaki tanrıları da doğa olaylarını kontrol etmek, insanların yaşamlarını etkilemek ve insanlarla iletişim kurmak gibi farklı görevlere sahiptir. Sümer mitolojisi, Anunnaki tanrılarının hem insanlara yardım eden hem de zaman zaman onların yaşamlarını şekillendiren varlıklar olarak tasvir edildiği bir dünyayı anlatır. Anunnaki tanrılarına tapınma, ritüeller ve adaklar bu mitolojinin temel unsurları arasındadır. Bu anlatımlar Sümer toplumunun inanç sistemini ve kültürel değerlerini yansıtan bir önemli kaynaktır. Araştırmacılar ve tarihçiler bazı konularda birbirlerine ters düşen açıklamalar yapsa da, mitolojide Sümerler yazılı miraslarında insan ırkını gökyüzünden gelen bu tanrıların yarattığını ifade etmişlerdir. Bu da antik çağlardan beri aslında uzaylılarla temas halinde olduğumuzun bir kanıtı olarak gösterilir.